Benim dudaklarımı küçülttünüz, gözlerim bir tuhaf oldu. Kendimi çünkü neden biliyor musun? Sürekli gerginsin, anladın mı? Sürekli güvensiz, gergin olmam çok normal çünkü değil. Seni tanımıyorum. Tanımadığım bir kuaförün önünde. Biz de seni tanımıyoruz o zaman. Bizi de anlaşmak senden gerekmiyor mu? Her gelen müşteriyi tanıyor musunuz? Genelde evet. En azından her gelen müşteri. İnan ki ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin gibi davranmıyor. Sen her girdiğin ortamda herkesi tanıyor musun? Tanımıyorsun. Her girdiğin ama senin yaptığın hareket ne olursa olsun bak bunu biz kadınız, sen de kadınsın, tamam mı? Ne olursa olsun yaptığın hareket çok yanlıştı. Ki sen daha önce de ekranlara çıkmış bir insansın. Bir kadına böyle davranılmayacağını... Ben kötü davranmadım. Kötü davrandın. Gidip işi eleştirdim hayır. Sadece. Yapamadığım bak hayır. Olur. Sen gidip o saçı başı orada bozup alıp işte o şekilde çünkü silmen... Çünkü çok kötüydü. Ne olursa olsun ya yarışma ben... biter, tamam mı? Zaten o makyajla kimse seni evine göndermeyecek. Yarışmamız biterdi. Olabilir sonuçta çıkar milyonların giderdi. Önüne çıktım ben. Milyonlar bizi izliyor. Bizi izleyen insanlar zaten bizim işimizi nasıl yaptığımızı zaten biliyor, biliyor musun? Yani sen orada onu bozmuşsun, evet. Yıkmışsın, yırtmışsın. Evet benim saçımı çok yapamadınız çok da önemli ama. Değildi biliyor musun? Zaten beğendiremiyoruz, anladın mı? Beğendiremiyoruz yani. O beğendiremiyoruz diye bir şey yok. Sen benim istediğim saçı yaparsan ama ben bak, beğenirim. Bir şey söyleyeyim mi? Her zaman senin istediğin olmaz işte. Mesela her zaman benim istediğim olmaz. Olmaz tabii olur. Ki ya. Bizim fikirlerimiz ne olacak benim o zaman? Benim her zaman istediğim ama ben olur. Burada yarışıyorum. Sen bırakacaksın, ben yarışacağım, tamam mı? Sen buraya model olarak gelmişsin. Sen bırakacaksın, ben yarışacağım. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey nasıl benim yok ya? Benim istediğimi yapacaksın. Ne münasebet ya? Sen kuaför değil misin? Ben kuaförüm, evet. Tamam, burada benim istediğimi yapma. Senin istediğin sana yakışmıyorsa ben müdahale ederim. Bana her şey yakışıyor. Ya niye her şey yakışıyor arkadaşım, ne alaka ya? Bana nasıl bir saçmalık şey, evet, ya? Bu nasıl bir ego? Evet egoluyum. Ama yanlış ego yani, yanlış i̇şte yerde oynuyorsun. Ben kendime her şeyi yakıştırıyorum, sen de yakıştırsan güzel olur. Ama yakışmıyor sana, ben ne yapayım sana yakışmıyor. Senin yapmadığın şeyler yakışmıyor. Bence olmuyor yani. Dün de maşa yaparken aynı şeyi yaptı. Sürekli canım yanıyor. İyi de senin maşayla canın nasıl yanabilir ya? Ya bilmiyorum ama gerçekten senle biz anlaşamıyoruz biliyor musun? Çünkü iş şu an bile istediğin şey o kadar saçma ki. İstediğim şeyi yapsam ben seninle şu an çok güzel anlaşırım. Çok an, bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Veririm. Senin şu an istediğin şey var ya o kadar saçma bir model ki ben saçma bir model yapıyorum. Saçma bir model. Evet. Burayı kaldır, düz yapıştır. Burayı buradan iki tane bırak. Dağınık topuz istiyorum. Burayı da düz arkaya istiyorsun. Ha. Hangi dağınık topukta burası arkaya gitmiş topuzda? Deniz tartışıyor hala, bak görüyor musun Dilan? Deniz tartışmıyor, modelimiz tartışmak için şu an yer arıyor ve tartışmaya çalışıyor. Özlem bir şey söyleyeceğim sana ya. İki gündür sana bakıyorum, şimdi tam karşımdasın yani malum ayna da yok, direkt seni görüyorum. İki gündür yani Deniz Hanım'a yaptığını ben algılayamadım, anlayamadım. Ki? Ne yapmadın ki kıza? İki gündür bakıyorum, kız ne yapsa bunu beğenmedim, şunu beğenmedim. Yapamıyor ki. Yapsa zaten beğenirim. Bir de tarar, güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap. Makyajı da kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin.